Yine mi yakalandım? Pat diye giriyoruz böyle yayınlara, değil mi? Nasılsınız, iyi misiniz dünden bu yana? Valla dünden bu yana size verebileceğim bir iyi haber yok. Hatta bir sürü başka kötü haberim var ama yapacak bir şey yok. Hem memleketin gündemi böyle, hem dünya böyle, hem de işimiz bu. Size haberleri vermek. Gazetecilik maalesef böyle bir meslek. Ben de isterdim daha neşeli bir mesleğim olsun ama hele böyle bir dönemde yapacak bir şey yok. Dün gece yarısı bir de Tarkan'ın İzmir'de çıkacağı konserin sahnesinin çöküş haberi gelmez mi? O kadar üzüldüm ki inanın önce sabotaj zannettim. Ya bir dakika, ben size hoş geldiniz dedim mi? Demedim. Demedim, değil mi? Bazen yorumlara böyle geliyor, yazıyorlar. Özlem Hanım, işte efendim, makinalı tüfek gibi konuşuyorsunuz. Bir susun, bir sakin anlatın. Tamam, sakin anlatıyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, aynen öyle bir durumumuz var Tolgacığım, gerçekten de. 200 bin aboneyi geçtik. Ah, aylardır beklediğimiz bir şeydi nihayet. Bize olan güveniniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Yani niye bu kadar önemli? Şunun için önemli. Çünkü YouTube dediğimiz bu platform şu anda benim gazetecilik yaptığım tek platform burası. Bir algoritma sistemiyle çalışıyor. Abone sayısı, işte beğen tuşuna basmak, daha fazla katıldan destek göndermek, yorum yazmak, şimdi yaptığınız gibi sohbet odasında etkileşim sağlamak, bütün bunlar bizi öne çıkartıyor. Keşfet denilen bir sayfa var ya, orada daha fazla gözüküyoruz ve böylece bu kanalın bizim sizin varlığınızdan daha fazla kişi haberdar oluyor. Belki de radarına girince, aa diyorlar, bu kimmiş, ne anlatıyormuş, işte kimler takip ediyormuş ve bizi daha fazla izlemeye başlıyorlar. Maaşımızı siz ödüyorsunuz, bunu unutmayın. Plaket mi geliyor? Vay, plaket mi geliyor? 200K'da da mı geliyor? 100K'ya gelmişti. Onu çalışma odamın duvarına koydum. 200K'ya da mı geliyor? Ay, çocuk gibi nelere seviniyoruz. 50 yaşında kardeşim, gazeteciliğin geldiği noktaya bak ya. Eskiden biniyorduk bir servise, gidiyorduk işimize. İşte seyirciyle ekranda buluşuyorduk, aktarıyorduk size haberleri, gene dönüyorduk evimize. Şimdi öyle mi? 7-24 çalışıyoruz ya, böyle bir şey var mı? Hayatımın en zorlu mesleki dönemini geçiriyorum desem herhalde az söylemiş olurum. Hoş geldin Aydancığım, nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Teşekkür ediyorum Mineciğim, ne güzel. Bak, buralar dutluktu, kedili köpekli sokak videolarımızdan buralara geldik. Teşekkür ediyorum Muhsin, çok sağ ol. Aycan da yazmış. Sevda bizi zaten hiç bırakmaz. Aynen de öyle olduk. 200 bin kişilik bir aile olduk. Utku merhaba. Teşekkür ediyorum. Daha çok yorum yaz Utku. Seni daha çok görelim. Gonca'cığım merhaba. Aynen. Dante ne diyorsa o. Like atalım, beğenelim. Ah, bak Eda bugün yayınımızda, dün izleyememişti. Akşam izliyor. Tekrarını izliyor. Çok teşekkür ediyorum Nalan. Çok sağ ol. Didime de sevgiler. Ha, Şengül de buradaymış bak. Artık birbirinizle de haberleşiyorsunuz. Ev buldun mu, kaça buldun, sınava girdin mi, Takada'nın kanalına baktın mı? İnşallah Edacığım, sen söyleyince oluyor. Hadi öyle olsun. Onu da bir gün söyleyeceğim. O benim görevim değil ama aday açıklandıktan sonra söyleyeceğim. İzlesinler. Aynen öyle. Destekleriniz de gelmeye başladı. Çok çok teşekkür ediyoruz onlar için. Yeni üyelerimize hoş geldiniz diyoruz. Desteklerimizi de ekrana getirebilirsek. Efe'cim, ben kaçırabilirim. Teşekkür ediyorum Çetin. Nina'cığım, gene beraberiz. Ne güzel. Müjdat da buradaymış. Mansur Yavaş var dediler. Geldik. Peki, hadi bakalım. Evet, J-Dog the Miner. Her kuruşunuz çok değerli bizim için. Mügecim, hoş geldin aramıza. Göce'ye de sevgiler gönderelim. Nihayet canlıya yetiştim demiş Hüsnü amcim. Ne güzel. O zaman başlayalım isterseniz. Aa, bir dakika dur. Bostanlı da buradaymış. Bir selam da oraya gönderelim. Öyle mi dersiniz? Valla sağ olun. O sizin güveniniz, sevginiz, güzel kalbiniz diyelim. Aynen. Aynen. Ben yayını bitirir bitirmez İzmir'e doğru yola çıkacağım Tuğbacığım. 9 Eylül sahnesinden Tarkan'la birlikte geçecek diyeceğiz herhalde. Ne bileyim, böyle bir akşam bekliyor bizi tahmin ediyorum. Sermin demiş ki günün en güzel saati ne güzel sizinle bir arada olmak. Süheyla da buradaymış. Feride de buradaymış. Mehmet Bey kalplerini göndermiş. Evet, peki. Gülay da arabada dinliyormuş bizi. Azize burada, Kays burada, Emir burada. Çağlar diyor ki günün bütün kötü haberlerini zevkle dinliyorum. İşte böyle böyle temiz deliriyoruz zaten yani. Gene harika kötülükte haberler oldu şeklinde. Ama hepsi bitecek, geçecek diye düşünüyorum. Sağ olun, ben de sizi seviyorum. Hızlıca gündeme başlayalım. Her zaman olduğu gibi ekonomiyle başlayacağız. Bugün çok değerli bir de konuğum olacak.
1-2 dakika içinde kendisini de ekrana davet edeceğim. Kendisi hem bir ekonomist hem aslına bakarsanız bir borsa, piyasalar, bankacılık uzmanı, pek çok alanda çok önemli uzmanlıkları var. Murat Sağman, üstelik de son dönemde en çok konuştuğumuz kurumlardan birinin borsanın kitabını yazmış adam diyeyim. Hem de bugünleri görmüşçesine yazmış. Efe getirsene o kitabın kapağını ekrana. Kitabın adı şu. Diyor ki ekonomist Murat Sağman, Humanist Yayınları'ndan çıkan, ekranda gördüğünüz işte bu kitapta borsada oynanmaz diyor. Aynen de öyle, oynanacak günler çok geride kalmış gözüküyor. Hakikaten de meğerse neler oluyormuş neler, değil mi? Sermaye piyasalarında, efendim borsada, hepsini konuşacağız. Şimdi bugün şöyle başlayalım. Bir ek bütçe almıştı biliyorsunuz iktidar. Niye? Çünkü öngördükleri bütçe. Her sene bütçe yapıyor biliyorsunuz iktidar. Hükümet diyeyim size. Hükümet her sene bir bütçe yapar. Der ki şu kaleme şu kadar para, bu bakanlığa bu kadar para. En büyük para Diyanet İşleri'ne, öyle oluyor ya Mercedes arabalara. İşte Savunma Bakanlığı'na, eğitime şu kadar kaynak. Bunlar gelir. Meclis çatısı altında tartışmaya açılır. Eskiden öyleydi yani. Şimdi pek öyle olmuyor tabii. Niye? Çünkü el kaldır, el indir, onaylandı, geçti. Ama eskiden öyle değildi yani. Bayağı böyle sert tartışmalar olurdu. Şimdi bütçe konuşması bile yaptırmıyorlar milletvekillerine. Erkan Baş biliyorsunuz korsan basın toplantısı yapıyor bütçe görüşmelerinde. Sonra o bütçe onaylanır ve o senenin bütçesi olarak geçer. Bu sene ne oldu hatırlayın. Daha o normal orijinal bütçe geçip harcanmaya başlandıktan 6 ay sonra hükümet bir bütçe kadar daha, yani geçirildiği bütçe miktarı kadar neredeyse bir ek bütçe talebinde bulundu. Niye? Para yetmedi. Kasada No Popel diye bir dizi var ya, o dizi öyle değil de neydi? İşte onun gibi bir şey. İşte bu diziden ilhamla para bitince yeniden bir ek bütçe talebinde bulunmuşlardı. Dün gece anladık ki o bütçe de bitmiş. Yani ek bütçe de bitmiş. Şimdi eke ek bütçe yapılıyor. İktidar meclisten yetki almadan 300 milyar TL daha harcamak istiyor. Ben de şunu merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Paralar nerede? Yani bu paralar nerede kullanılıyor? Hani bütçeyi harcadık. Zaten örtülü ödenekler, ihtiyat akçeleri, şunlar bunlar, yani hepsinin dibini gördük. Rezervler aynı şekilde. Ek bütçeyi de kullandınız. Peki bu 302 milyar TL ne için? Ben size söyleyeyim, seçim ekonomisi için. Seçim ekonomisi için ve üstelik şimdi ne yaparlarsa yapsınlar bu enflasyonist ekonomik gündemi de değiştiremiyorlar. Evet, sıcak para bulmaya çalışıyorlar. Evet, para basıyorlar. İşte evet, ek bütçe talebinde bulunarak çalışan kesime doğalgaz faturalarını sübvanse ederek, zam yaparak filan bir nefes aldırmaya çalışıyorlar. Ama pazartesi yaptıkları zam çarşamba günü geri alınmış oluyor. İşte çünkü dün de olduğu gibi akaryakıta yine zam geliyor, faturalar yine zamlanıyor, gıda fiyatları düşmüyor. Hiçbir şekilde düşmüyor. İşte böylesine bir krizin ortasında bu ek bütçe de bence pek yakında bitmeye aday diye düşünüyorum. Bugün dolara bakmadık. Aşağıda yazıyor gerçi galiba. Arada bir sanıyorum Efe altyazı da veriyor. Evet, 18.24. Şu anda da herhalde o civarlardadır diye tahmin ediyorum dolar. Yani ikinci psikolojik sınırı da geçmiş durumda. Değil mi? Önce 17 idi. 17'yi geçti. 18'di. 18'i geçti. 18.2'ydi. 18.2'yi geçip 18.24'e kadar gelmiş vaziyette. Valla böyle bir teori var Müjdat'cığım. Ekonomiyi dağıtıp gidecekler diye bir teori var ama bilmiyorum. Ilgın, çok teşekkür ediyorum. Önemli ve değerli bir katkı. Eksik olmayın, sağ olun. Dediğim gibi bütün katkılarınız çok çok değerli. Hasan, böyle giderse diyor daha çok ek bütçe çıkar. Yani bilmiyorum, çıksa bile hani bugün mesela Avrupa Merkez Bankası'ndan rekor bir faiz artırımı geldi değil mi? Fed'de de ilginç gelişmeler var. Yani küresel ekonomi de AKP'nin iktidar olduğu ilk yıllardaki gibi böyle bir bolluk, bereketlik, para bolluğu içerisinde değil gibi anlıyorum. Uzmanına birazdan soracağız. Dolayısıyla işleri o kadar kolay değil ve bugün 10 milyon icra dosyası silinecek noktasına geldik. Bakın, buradaki haber 10 milyon icra dosyasının silinecek olması değil tabii ki. Türkiye'de 2022 yılında 20 yıllık bir iktidar döneminde 10 milyon icra dosyasının var olmuş olması. Silinecek dosyaların önemli bir bölümü öğrencilerin telefon faturalarıymış. Çocuklara icra göndermişler ya. Cep telefonu faturaları 300-500 TL gelmiş üniversite öğrencileri. Sonra gidip bu Z kuşağından nasıl oy isteyecekler ben gerçekten anlamıyorum. Ödeyememiş çocuklar neyi ödesin? Çocukların cebinde bir poğaça, bir kahve alacak para yok. Yani zor kahvaltı yapıp okullarına gidiyorlar.
ödeyememişler. Hepsine icra göndermişler. Bunları silmeyi düşünüyorlarmış. Bilemiyorum çünkü bir görüşe göre de gelir vergisi ödemeyen hiç kimsenin icra dosyası silinmeyecekmiş. Birazdan Murat Salman'a bunu da soracağım. Ama böyle bir gündemdeyiz yani. 10 milyon icra dosyası. Bu arada dün iPhone 14'ün etkinliği vardı Apple. Arkadaş o ne ya? 40 bin TL olur mu ya? Yani eni sonu şöyle bir cep telefonu ya. Benimki de bu arada 7 Plus. Düğmesi var göstereyim size. Herkes dalga geçiyor. 7 mi? 7 Plus mı? Plus'ı da yok galiba. Pek yakında WhatsApp uygulamasını kullanamaz hale geleceğim cep telefonundan. Bekliyorum yani hani halay çekeceğimiz günleri bekliyorum. Şapkadanak doları indirecekler. Tek haneli rakama enflasyon düşecek falan. Yani dolayısıyla o günlerde ben de bir cep telefonu alabileceğim herhalde. Bunun yarısı vergi. Vergi. Ben anlamıyorum. Hem sürekli varlık barışı var, vergi affı getiriyorsunuz. Bu deve dişi gibi müteahhitlik firmaları deyim yerindeyse zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Onlara vergi işi hiç etkilemiyor. Nasıl oluyorsa bizi etkiliyor ya. Bir, herhangi bir ürün almak istediğimizde ürünün kendi fiyatı kadar vergi ödemek zorundayız. Otomotivde de böyle, iletişimde de böyle. Kültür Bakanlığı payı varmış cep telefonunun. Ne yapıyorsunuz? Kısa film mi çekiyorsunuz cep telefonlarınızda? Ben anlamıyorum ki. TRT bandrol ücreti varmış. Daha bir saniye izlemiş değilim. Hele şu son 10 sene içinde filan. Özel tüketim vergisi, katma değer vergisi. Verginin vergisinin vergisini ödüyoruz diyor vergi uzmanı Ozan Bingöl. Gene aynı Ozan Bingöl demişti ki bu enflasyon rakamlarıyla yeniden değerleme rakamları üst üste geldiğinde vergiler tavan yapacak demişti. Buyurunuz daha iPhone 14 elimize almadan gerçeklerini yaşıyoruz. Bir istatistik çıkartmışlar. Bu yeni çıkan Apple'ın satın alabilmek için bu telefonu hangi ülkede kaç gün çalışman lazım? Tahmin edeceğiniz üzere Türkiye'de durum içler acısı. Ama üreticisi olan Amerika'da bile aslında bayağı bir çalışman lazım. Gene en ucuz Avrupa'ya denk geliyor anladığım kadarıyla. Bu arada çevremde konuşmalar var. Gürcistan'dan alan var. Kuzey Irak, Erbil'e gidelim orada çok iyi rakammış abi diyen var. Herkes çılgınca Apple iPhone 14 almanın peşinde. Bakayım hangi günde o? İsviçre'de 5,5 gün çalışarak alınabiliyormuş iPhone 14. Esra diyor ki 39.999 TL diyor. Ya diyor 40 bin olsaydı doğru söylüyorsun. O zaman hiç kimse alamazdı Esracığım. Almanya'da 10 gün çalışmak gerekiyormuş bu telefonu almak için. ABD'de 10 gün aynen. Bizde 10 ay mı? 8 ay herhalde ya. ABD'de 8 günmüş bak. Durum böyle. Aynen. Onu denemişti Sözcü Gazetesi biliyor musun geçtiğimiz senelerde? Yani gittiler, telefonu aldılar, uçak parası, bir günlük otel, New York'ta küçük bir tur, dönüş gene de daha ucuza denk gelmişti. Bakın sadece vergisini ödemek için bir kişinin 3,5 ay çalışması gerekiyor. Hasip önemli bir konuya parmak basmış. İş bulursa 8 ay. İş bulursa 8 ay. Durum bu. Peki önümüzdeki günlerde ne olacak? Bitcoin, kripto para, efendime söyleyeyim, bahis, borsa, 3B diyoruz ya, Bitcoin, borsa, bahis. Buradan bir ikbal bulabilir misiniz, yırtabilir misiniz hiç sanmıyorum ama değerli dostum, ekonomist Murat Salman'a hoş geldin diyerek hemen soralım. Murat Beyciğim, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Özlem. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. 200 bin de hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, Bana çok sağ olun. ben uğurlu geldim herhalde. Bilmiyorum. Aynen öyle diyelim. Aynen Evet. bak muradımıza erdik Muratçığım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayır. Bu ilk olmuyor çünkü bir iki tane daha YouTube kanalda 100 bin yapmıştım ama ilk defa 200 bine denk O geliyorum. zaman bundan sonra haftada bir yayın yaparak Murat böyle milyon milyon Yanlış. aboneyi izleyiciyi buluyoruz. Hayatım bizim ek bütçe talebimiz var. Kime başvurmamız lazım? Vatandaş geçinemiyor. Enflasyon rakamları ortada. Şimdi iktidarın işi kolay mecliste. Hatta meclisin onayını bile almadan ha babam ek bütçe çıkartıyorlar. Parayı da ne yapıyorlar onu da anlamış değiliz. Yani sağlam bütçe aldılar bu üçüncü talep. Bu paralar nerede? Ve insanlar önümüzdeki kışı sonbaharı nasıl geçirecekler? Evet. Bu arada biz normal yayın yapıyoruz. Korsan falan gelmedi. Bazıları geliyor dün Aa ya sen bak bir yayın. Murat'ı söylüyorsun. Aynen. Adaşım. Yo, biz normal yayın yapıyoruz. Korsan falan gelmedim. Aynen. Özlem beni birkaç kere çağırdı. Maalesef seyahatteydim, gelemedim falan filan.
Normal yayına geldim yani, onu da belirteyim. Bak Müjdat da yazıyorsa, Özlem de hep Muratlara denk geliyor. Yok, bunu biz denk getirdik. Öbür Murat, malum Murat. Kara Murat diyor ya. Kara Murat benim. Kara Murat benim. sen bundan sonra beyaz Murat ol. O zaten Kara Murat Murat'cığım. O zaman anlatır mısın bize? Bu ek bütçeler neden oluyor? Bu paralar nerede? Bu paralar nerede? Ve insanlar ne zaman bir nefes alabilecek, alabilecekse eğer? Ya şöyle şimdi tabii bütçe ya bu şu anda işte 430 milyar TL olan bütçeler 2-3 sene öncesine kadar 50 milyar TL civarındaydı. Geçen sene yaklaşık işte 200 milyar TL'yi bulduk. 280'e yükseltildi. Şimdi yeni bir bütçeyle 430 oldu. Sen aslında girişte çok güzel de özetledin. Yani bunun sebebi nedir? Ya ben 3 tane şey sayıyorum. Burada ana sebep sayıyorum. İki tane sebep aslında olağanüstü diyelim. Tabii bu KKM ödemeleri birincisi. Tabii biliyorsun Kur korumalı mevduatın ödemeleri var ki şu anda bildiğim kadarıyla 65 milyar TL ödeme yapıldı. Yıl sonuna kadar hani bu 100'ü geçecek. Yani 100-150'ye kadar rakamlar çıkıyor. Tabii kurun ne olacağını bilmiyoruz. İkincisi tabii bu garanti ödenen, biliyorsun müteahhitlere ödenen, işte birkaç müteahhite ödenen bu garanti projelerin, tabii bunlar döviz bazlı ve geçişler ne olursa olsun bir garanti var. Farkı ödeniyor. Onu da tam rakamı bilmiyoruz. Çünkü geçişlerin ne kadar olacağını bilmiyoruz. Üçüncüsü de sen söyledin zaten, bir seçim ihtimali burada. Tabii hani seçimden önce bütün musluklar açılacak. Yani bu tüm iktisatçılar zaten söylüyor. Enflasyon artık bir kenara atıldı. Yani enflasyonla mücadele falan yok. Enflasyonu maalesef tutamayacağız. Çünkü iktidarın tekrar seçilmesi için tüm muslukları açmak zorunda kalacak. Aslında hani bu kadar açmak zorunda değil ama yani ölüm kalım meselesi olduğu için bu seçim. Artık ne kadar musluk varsa hepsi açılacak. Yani bu kadar. Ya ama sen söyledin, enflasyon ne olacak o sırada? Bak bugün işte problem burada ya. Özellikle problemi enflasyon. AKP'nin yeni ekonomi modeliyle enflasyonda zirveye çıkıp dünya birincisi olmuşuz. Zirve denilen şu: Ghana, Sudan, Zimbabwe. Tabii. Bizim altımızda. Biz yani enflasyonda rekor üzerine rekor. Bunun peki bir acı ödemesi olmayacak mı? Hani tatlı tatlı yenilen diye söylemeyeyim de ama o malum laf yani. Tamam, muslukları açtın, parayı dağıttın, parayı da bastın herhalde. Bulduğun bir para yok çünkü galiba, değil mi ortada? Basarak yaratıyorsun bu rekoru. Doğru. Sana ait olmayan bir kağıt parçası ya. Tam sadece basarak değil Özlem. Bir de biliyorsun işte biraz önce telefonu gösterdim işte. O vergilerden geliyor. İşte aldığın benzinden geliyor. İşte doğal gazdan geliyor. Elektrik fiyatlarından geliyor. Yani bütün bunlar... Zam üstüne zamlar devam edecek. Yani bütçeye bir şekilde finanse etmek için yani petrol fiyatları düşse de çok az düşecek benzin fiyatları. Çünkü orada devlet çok ciddi bir vergi alıyor. İşte 40 bin artık ya 40 binlik telefon. Ya telefon artık günlük bir şey ihtiyaç yani. Aslında lüks bir şey değil artık telefon. Ama 40 bin TL bence çok lüks. Yani asgari ücretin 5500 olduğu bir yerde 40 bin TL gibi bir telefon çok lüks. Ve bunun yarısı vergiye gidecek. Yani bu şekilde finanse edilecek. Artı tabii yeni parasal gelişmeler olacak. Şimdi sen diyorsun ki tabii acı reçete. Şimdi bu enflasyon düşmesi için çok acı bir dönemden geçeceğiz. Ben çok insanların moralini böyle 200 bini geçtim bir günde çok moral bozmak istemem ama yani ben burada hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü enflasyonun düşmesi sadece bizde değil bütün ülkelerde çok acı bir reçeteyle sonuçlanıyor. Yani çok yüksek bir faiz, çok bir parasal sıkılaşma, yani şu anda yapılanın tam tersi ve ekonomide ciddi bir durgunluk. Şimdi bu ne zaman yaşanır? Bu seçime bağlı. Yani seçim sonrası muhtemelen olacak. Bu arada tabii sen çok değerli konuklarla Ankara'ya çok gidip geliyorsun. Şimdiden de hayırlı yolculuklar İzmir için ve devamlı siyasilerle sen de çok görüşüyorsun. Ben açıkçası ya Kasım sonu bir seçim olmasını ben çok şaşırmayacağım. Bak bu Kasım sonundan bahsediyorum. Yani meclis açıldığında böyle bir karar çıkarsa ben şaşırmayacağım. Çünkü yani dediğim gibi çok zor bir kış geliyor. Kış sonrası seçime gitmek çok çok riskli.
sanırım Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında yani bir ekonomist var diye düşünüyorum. Danışmanları var diye düşünüyorum. Hayır, yok. Hemen araya girip söyleyeyim. Yok, niye yok? Yani yok, olanları yok. Hatırlayalım. Biri Yiğit Bulut. O zaten en son Türkiye Cihan Şimul bir ülke olacak diye bir tweet yazdı. Yani hepimiz Google'ladık Cihan Şimul nedir diye. Şimul mü? O da bir yani söylemesi bile zor. Ama işte Cihan Şimul atasözü olarak dediğim gibi yani bu tatlı tatlı yemenin acı acı sonuçları olacak tabii, onu göreceğiz. Çevresinde bir ekonomist kalmadığı söyleniyor Murat. Yani sen hani siyasi kulisleri tutuyorsun diye söylediğin için hemen birkaç bilgi vereyim. Yani bir kere ekonomi yönetimiyle başı çok büyük sıkıntıda. Nebati de gene gitsin ister ama gönderemez çünkü birini bulamıyor. Mehmet Şimşek'e birçok kez kapısını çaldıkları biliniyor ama hem kendi başka işleri nedeniyle hem arada bir yaşadığı sağlık sıkıntıları nedeniyle Mehmet Şimşek reddetmiş kendilerini. Onun dışında danışman diye aldıklarının tamamının anlıyoruz ki değişik ilişkiler ağı var. İşte borsada olsun, başka ilişkilerde olsun bir sürü şaibeli isim çıktı karşımıza. Onu da anlatacaksın herhalde. Yani bireysel yatırımcı borsaya güvenebilir mi? Yani çevresinde bir ekonomist kalmamış gözüküyor. Yani dolayısıyla ben zannetmiyorum ki Cumhurbaşkanı bu ek bütçeleri alırken, insanlara bu paraları dağıtırken bunun çok acı sonuçları olacağını düşünsün ya da öngörsün. Ama şöyle, şimdi yapılanlara bakıyorsun. Yani bütün işte öğrencilerin işte biliyorsun kredilerinin faizlerin sıfırlanması, işte 2000 TL düşük işte hacizlerin sıfırlanması, EYT'nin üzerinde çalışılması, asgari ücret, KGF. Yani şimdi baktığın zaman, bunu üst üste koyduğun zaman gerçekten burada hani seçim ekonomisi bunlar, ama hani seçim ki konuşulan işte 14 Mayıs olacaksa ya da işte Haziran'da olacaksa ya da Mayıs'ta olacaksa yani uzun bir süre var demektir. Yani uzun süre bu şekilde sürdürmek gerçekten çok zor. Çünkü çok bilinmeyen var. Bak bugün mesela öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı 75 bas puan. Kanada rekor değil mi bu rakam? Rekor bir artış. İşte Fed arttırıyor. Bütün merkez bankası işte yılbaşından beri yaklaşık 72 tane merkez bankası faiz arttırımına gitti. Şimdi böyle bir dünyada çok sıkıntılı bir kış da geliyor. İşte doğalgaz, Rusya, petrol fiyatları. Şimdi böyle bir çok sıkıntılı bir kıştan sonra da seçim şeyine girmek çok çok zor olacaktır. Bütün bu alınan önlemler yani birkaç ay bizi götürebilir, bir iki ay götürebilir ama hani 8-9 ay çok zor gözüküyor. Onun için hani açıkçası yani bir hafta içinde böyle EYT çıktı dendiği an ben kesin seçim olacağını varsayacağım ve Kasım sonunda bir seçime şaşırmayacağım, onu da söylemek istiyorum. Bak kurlar... Önemli bir şey söylüyorsun. Niye? Evet. Çünkü bak şimdi sen söyleyince gene Ankara kulislerinden Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, kendisi zannediyorum onu sen daha iyi bilebilirsin, MHP'ye daha yakın bir, yani o mahalle, o ideolojik mahalleye daha yakın bir kabine üyesi bildiğim kadarıyla, Vedat Bilgin ısrarla öteliyor bu EYT düzenlemesini. En son Aralık ayında tek formül için çalışıyoruz diye bir açıklama yaptı. Asgari ücretin artırımıyla ilgili de gene böyle bir fikir ayrılığı yaşamışlardı Cumhurbaşkanı'yla. Vedat Bilgin bu açıklamayı yapınca, bir kulis bilgisi vereyim, AK Parti MHK'sında Ankara'da AK Partililer Cumhurbaşkanı'nı uyarmışlar. Demişler ki bir an evvel bu düzenlemeyi yapmamız lazım seçmenimizi ikna edebilmek için. Ve Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı'na bir sunum yapılacakmış o seyahatlerini bitirdiğinde. Ve hızla EYT'nin çıkartılması gündemdeymiş. Yani sen diyorsun ki turnusol kağıdı EYT. EYT'yi çıkartmayı konuştukları anda Türkiye bir seçime gidiyor demeyiz. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi 8 ay çok zor. Kış çok zor. Şimdi bu arada şimdi borsa da bu işe katıldı. Yani borsadaki yükselişler, yani çok ciddi bir yükseliş var. Yani son bir ayda kamu bankaları ikiye katladı. Ya hiç görülmez. Ben 30 yıldır bu işlerin içindeyim. Finans piyasalarının içindeyim. Aracı kurumlarda, portföy yönetim şirketlerinde, bankalarda. Yani gerçekten ben bunu hiç yaşamadım Özlem. Yani çok kısa sürede kamu bankaların iki katından fazlasının çıktığını hiç görmedim. Çok ciddi bir hareket var. Bir görünmez el var. Bir yerden bir paralar giriyor. Nereden olduğunu kimse bilmiyor. Yani yabancı dışarıdan geliyor ama
tam yabancı olduğunu kimse tespit edemiyor. Onun için borsada güzel bir bahar havası var. Kur sabit tutuluyor. Ya sen de söyledin. Yani bunun tam direnci falan yok artık. Yani 18'lerdi. Şimdi herhalde 19 gözüküyor. Yani bugün yapılan yeni bütçeye göre kurun 16.66 işte ortalaması olması için 19'lara falan gelmesi lazım ki hani 19-20 arası, yani bir sürü şirkete ben danışmanlık veriyorum, yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Yani burada 20'yi herkes hazır şu an, yani 19-20 arasına şirketler kendine hazırlamış durumda. Yani 19-20 bandı üzeri şu anda riskli. Kurda da böyle bir şey var. Sanki bir istikrar var gibi gözüküyor. Faizler biliyorsun, uzun vadeli faizler çok düştü. Yeni düzenleme geldi. İşte bankaların kredi vermesi için işte faiz şeyine bağlandı. Çok tekniğe burada girmek istemiyorum. Yani baktığın zaman yani böyle sanki böyle iki ay sonra sanki seçim olacak gibi böyle devamlı hamleler geliyor. Ama çünkü problem buradan enflasyon. Yani bu politikalarla enflasyonun düşme ihtimali imkansız. Baz etkisiyle düşer. Yani Aralık'ta düşecek. İşte Sayın Nebati diyor gelecek sene Mart'ta baz etkisinde düşecek. Yani bir önceki senenin ayı çok yüksek geldiyse mesela Aralık'ta 13 geldi geçen sene. Yani bir izleyiciler içinde böyle hani bir finans okur yazar şey de olsun. Diyelim ki Aralık'ta 3 geldi diyelim. Enflasyon 90'sa 80'e düşecek. Ama bu baz etkisinden düşmüş olacak. Bu arada enflasyon düşmesi demek şunu yanlış anlıyor insan. Fiyatların aşağı gelecek diye bir şey yok. Enflasyon düşme dediğimiz fiyatlar %90 yükseleceğine %80 yükselecek. Yani artış yüzü hızı yavaşlayacak. Enflasyon düşmeyecek. Sadece artış hızı yavaşlayacak. Onu da belirteyim. Dolayısıyla aslında sen diyorsun ki bu seçim yapmaları için son fırsat. Çünkü şöyle bir görüş de var. Ya bu kara kışı Putin'in desteğiyle atlatırlar. Şimdi bu arada Putin tahıl krizi de çıkarttı biliyorsun. En son bu Ukrayna'dan gelen gemilerle ilgili bu tahıl Avrupa Birliği ülkelerine değil fakir ülkelere gitmeliydi, öyle olmuyor dedi. Şimdi orada da bir arıza çıktı. Hatta izleyicilerimiz, bu İhsanoğlu kampanyasını bir travma olarak yaşayan izleyicilerimiz, ben de içindeydim biliyorsun kampanyanın. Yani, hep şurasını yapıyorlar. Ekmek için Ekmelettin. O zaman yazalım oraya Efe'ciğim. Ekmek için Putin günlerine geldik. Yani Türkiye'de resmen ekmek için Putin günlerine geldik. Şimdi bu da kurtarmaz diyorsun. Yani bir şey söyleyeyim Özlem. Biz Putin'le evet kışı kurtaracağız diyorsun. Putin kendini nasıl kurtaracak? Putin kendini kurtarabilecek mi? Ne demek istiyorsun Murat? Yani şimdi ciddi bir ambargo var. Hatta biz biliyorsun işte bazı yakınlaşmalar olduğu için ticari anlamda biliyorsun işte TÜSİAD'a mektuplar geldi, işte birkaç yerde çıktı, işte hani Türkiye acaba ambargoyu mu deliyor? Yani bize kadar geldi. Şimdi çok ciddi bir ambargo var. Yani Putin ne kadar dayanabilecek? Şimdi hani benim okuduğum birkaç raporda son günlerde yani bir yavaşlama gelecek Rusya'da. Bir yavaşlama bekleniyor. Bir resesyon gelme ihtimali var. Şimdi hani bence birkaç ay sonra bu Rusya-Ukrayna sürdükçe hani Rusya da sıkıntıya girebilir. Onun için hani onlar kendi dertlerine bakacaklar. Biz nasıl kurtulacağız? Bu arada tabii sadece de Putin'e doğalgaza bağlı değil ki iş. Dediğim gibi burada enflasyonun bir sürü bileşeni var. Kuru tutamazsak ne olacak Özlem? Yani kur 19-20'yi de üstüne kırarsa işte acayip rakamlar konuşuluyor. Oralara giderse bu enflasyona yansıyacak mı? Yansıyacak. Yani geçen sene kur işte bu yaz ay işte bu aylarda 7'lerdeydi. Enflasyon 17'ydi. Bugün kur geldi 18'e, enflasyon, açıklanmış enflasyon, TÜİK enflasyon diyoruz, %80. Ya o 80'de biliyorsun TÜİK'in enflasyonu, gerçek enflasyon. Hani 180 diyor ENAG. Yani ortasını alsan yani 120'den aşağı değil. Şimdi bir kur şoku da bir ekstra enflasyon demek. Ya şimdi o zaman şöyle bir yorum yanlış. Yani işte bu kışı Putin'in desteğiyle atlatalım. Ocak'ta yeni bütçe alırız. Çünkü yani baksana sürekli bütçe talep ediyorlar. Para bitiyor sürekli. İşte iş dünyasına bir talimat veririz. Deriz ki arkadaşlar asgari ücreti zam yapın. Millet geçinemiyor, millet aç. İş dünyası da zaten ceketini ilikleyip önünde selam duruyor biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla bir şekilde bir formül bulup yapacaklar onu. İşte KYK.
iş insanları kendi derdine, onlar da kendi derdine. Bak sanayide gelen zamları biliyorsunuz, sen de veriyorsun. Yani çok olağanüstü bir maliyet artışı var. Yani bak sana şunu söyleyeyim. Türkiye ekonomisini şu anda ayakta tutan reel sektördür. Ben bunu birebir yaşıyorum, görüyorum. Gerçekten reel sektör üretiyor. İşte ihracat yapıyor. Bu ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Şimdi onlara da bile ekstra bir yük bindirirsen, çünkü zaten onlara yük bindirdin. Yani bu kadar doğalgaz, bu kadar şey artışıyla, maliyet artışıyla zaten onlara şu anda yük binmiş durumda. Ya bir daha ekstra yük bindirirsen onlar ne yapacaklar? Dolayısıyla önümüzdeki Mart'ta, Nisan'da, yani MHP Nisan'dan sonra olmasını istiyor. Çünkü barajın %7 olduğu yeni seçim yasasıyla seçime gidilsin istiyor. Dolayısıyla Mart'ta, Nisan'da gerçekleşecek, yani Mart'ta olamaz da Nisan ve sonrasında gerçekleşecek bir seçim de AK Parti'yi kurtarmaz diyorsun. Yani önümüzdeki Mayıs'a daha iyi bir ekonomi olmayacak. Yani sen diyorsun ki her yeni gün geride bıraktığımız günden daha kötü gelecek. Doğru mu? Maalesef anladım? Çünkü dışarısı da bozuluyor. Yani dışarısı da sıkıntı. Bugün Amerika'da yavaşlama sinyalleri var. Avrupa'da çok tehlikeli bir döneme giriyor. Çok zor bir kışa girecek Avrupa. Çok yüksek bir enflasyonla giriyor. Yani biz 80 enflasyonları görmüştük ama onlar %9 savaştan sonra %8-9 enflasyonu yaşamadılar. Üretici fiyatlar %30-40 olmuş Avrupa'da. Ve niye Avrupa'dan bahsediyorum? Çünkü bizim en önemli ticari partnerimiz. Bugün biz ne üretiyorsak bunun yarısını özlem Avrupa'ya satıyoruz. Şimdi alıcı adam zor durumdaysa bu bize de yansıyacak demektir. Yani sadece kendimize bakarak değil, ya dünyanın da problemleri var. İşte Rusya, Ukrayna, Çin, Tayvan, Fed bir yandan faiz arttırıyor. Yüksek enflasyon her yerde. Aynı zamanda ekonomilerde yavaşlama tehlikesi var. Biz buna stagflasyon diyoruz. Yani bunu üst üste koyduğunda tabii ki bunlar bizi bayağı etkileyecektir. Onun için yani kıştan sonra bir seçime girmek çok daha riskli olacaktır. Ama tabii ya biz burada sabaha kadar konuşalım. İşte her gün yayınlar yapılıyor. İşte aday kim, altılı masa, işte seçim şu ne zaman olur, şu olur. Sonuçta bir kişi karar verecek buna. 20 yılda olduğu gibi belki de aklına başka şey geldi. Sayın Bahçeli, yani Sayın Bahçeli ne zaman karar verirse seçime o zaman seçim olacaktır. Son 20 yılda olduğu gibi. Eğer Ekim başında, Kasım sonu derse. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla şimdi seçim Kasım sonu olursa eski sistemle giriyorsun. Evet, ama abi, eski sistemle ittifak yapabiliyorsun. Yeni sistemle yapamıyorsun. Eski sistemle ne yapabiliyorsun dedin Murat? En azından AK Parti ile beraber girdiğin zaman barajın altında bile kalsan şey yapabiliyorsun. Evet, doğru. Yani şöyle, MHP için her türlü bir çıkış var. Onlar ya AK Parti listelerinden girerek bu yasayı bypass edebilirler, barajı, ya da kendi getirdikleri %7 barajıyla girip anketlere göre ucu ucuna da olsa, yani baraj sınırında gibi gözüküyor MHP. Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman'ın bir açıklaması var. Diyor ki seçimler önümüzdeki sene olacak. Sadece diyor Haziran'da çok yüklü bir işte sınavlar, şu bu bayram vesaire evet, falan olduğu için bir ay öne çekebiliriz diyorlar. Yani ne demek, işte Haziran değil de Mayıs'ta. AK Parti'nin aklında bir 14 Mayıs tarihi olduğu biliniyor. Demokrat Parti'nin yıl dönümü olması hasebiyle. Ama Babacan, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve oraya yakın kadrolar, AK Parti'nin içinden kolaylıkla bilgi alan kadrolar da bu işin yine Kasım ayında olabileceğini, senin öngörün gibi, senin tahminin gibi her zaman için konuşuyorlar. Yani dolayısıyla demek ki Türkiye bu Kasım'la önümüzdeki Mayıs arasında bir noktada bir seçim yaşayacak. Benim şimdiki sorum da şu: peki insanlar nasıl hayatta kalacak o tarihe kadar? Bak şu anda kredi kartı borçluluk yükü artmış vaziyette. Bildiğim kadarıyla kamu bankalarının büyük sıkıntıları var. Şimdi yeni bir ucuz kredi promosyonu başlayacak konut sektöründe özellikle, değil mi? Sosyal konut diye gene ucuz kredi dağıtıp insanları daha da fazla borçlandıracaklar. Bu enflasyonu daha da pompalamayacak mı? Bunun yolu IMF'ye mi gidecek? Ne olacak yani insanlar bu önümüzdeki kışı, sonbaharı, eğer ki önümüzdeki seneye sarkarsa bu 7 ayı 8 ayı nasıl geçirecekler? Yani borsada oynuyordu bazı bireysel yatırımcılar. Bitcoin vardı gençler için. Onlar da bitti şu anda. Borsaya kimse güven de duymuyordur herhalde. Ne bileyim, korkuyordur bir sürü. Baksana Akçeli iş çıktı. Yani,
Bu tabii bu olaylar bir iki cümlede onunla ilgili sarf edeyim. Yani tabii bu olaylar yani çıkan olaylar bu bahsedilen iddialar falan yani %10'u zaten doğru olsa. Yani gerçekten yani bir savcının o kadar savcı var bir ara tweet de atmıştım bu kadar savcı var. Yani bir savcının bile hani çıkıp biz bunları araştıralım dememesi gerçekten. Hani ben 28 yıl yurt dışında yaşadım yani şaşkınlıkla izliyorum yani bu kadar iddia var. Ya aklıma şey geliyor ben o zaman yurt dışında üniversite bu İSKİ skandalı sen de çok iyi hatırlarsın. Yani hayır bir şey çıktı acayip ya yıkıldı falan filan neler çıktı eskiden. Hemen savcılar devreye girdi araştırıldı falan. Yani burada hiçbir adım atılmaması yani. Hani en azından araştır doğru yanlış. Bilmiyoruz ki doğru mu yanlış mı diye ama hani bu kadar iddia var bu kadar şey var. Hani bu tabii ki niye bunu anlatıyorum? Bu tabii güvensizliği getiriyor ama şimdi borsa tabii hani bu direkt bir bağlantı kurmak doğru değil. Yani bu bazı şirketler için olmuş iddia edilenler işte halka arz var ya da işte sermaye arttırım ama genel borsa anlamında bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkça söyleyeyim. Yani bir etki olduğunu yani gerçek olsa bile direkt bir etki yapacağını açıkçası düşünmüyorum. Şimdi insanlar nasıl geçinecek? Bu da en büyük soru bu zaten. Yani şimdi ne yapıyoruz biz? Yani hükümet ne yapıyor? Devamlı sen de söyledin borçlanmayı arttırıyor. Yani biz devamlı kredi vererek borçları arttırıp kredi vererek büyümeye çalışıyoruz. Fakat şunu yapmak gerekiyor. Vatandaşın gelirini arttırmak lazım. Nasıl olacak yani, o? Şimdi o çok çok büyük bir şey yani o. Yani buna yanıtlarken, bunu yanıtlarken lütfen kalleş köftenin sorusunu da yanıtlar mısın? Murat Bey sizce biz ne zaman hangi tarihte orta direk seviyesine çıkarız? Yani izleyicimiz diyor ki ben orta direk bile değilim. Çünkü biliyoruz aslında fakiri fakirleştiren, zengini zenginleştiren bir fay hattı yaratıldı. Yani senin benim ait olduğumuz, içinden çıktığımız, çalışarak, okuyarak, eğitim alarak başardığımız bu orta direk dediğimiz sınıf çöktü, çökertildi. Gençler bir umudu kalmadı, bir ev varabilir miyim, bir ev, araba alabilir miyim? Doğru. Bu sorunun bir yanıtı var mı? Yani şöyle, yani şimdi baktığın zaman tabii çok, yani ben her zaman sisteme bağlıyorum. Yani buranın gelmesinin en büyük, yani 50 tane şey konuşabilirsen bu sistem. Yani sonuçta bu sistemde tek bir karar verici var. İşte Merkez Bankası onun için bu hale geldi. Bakanlıklarda bu, yani tek bir karar verici var. Bu sistem doğru bir sistem değil. Bu hani şey, ben çok biliyorsun objektif ve şey olduğum için hiçbir tarafta da olmadığım için ya burada başka başkası da olsa aynı şey. Ya yani bugün muhalefet de gelip bu sistemin üzerine otursa aynı şeyleri söylerim. Yani problem burada ana en büyük problem sistem. Zaten 2018'e dön bu rakamları getir zaten görüyorsun. Yani kötüleşme 2012-13'te başlıyor ama o 2018'den sonra tamamen her şey işte 2018'de hadi dolardan bahsedelim. 2018'de özlem dolar 4 civarındaydı. Evet. Yani sadece onu söyleyeyim. 18'e gelmiş durumda. Şimdi problem sistem. Şimdi bu sistemi önce değiştirmek lazım. İşte sistemde işte kurumlar, liyakatlı, işte program. Ne zaman döneriz? Birkaç yıl alır. Yani bu arada Türkiye bunu başarmış durumda. Bu arada AK Parti'nin ilk dönemi benim gördüğüm verilere bakarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en iyi ekonomik dönemidir. İlk dönemi. Yani veriler anlamda baktığın zaman işte o orta direk kişi başı gelir büyüme büyümenin dağılması falan filan baktığın zaman ama ne vardı orada? Biraz önce sen ufak bir cümle. IMF programını uyguladık. Doğru kişiler vardı. Liyakatlı kişiler vardı. Ve herkes işini yaptı. IMF programına aynen uygulandı. Şimdi IMF gerekir mi? Biz kendimiz yapsak zaten gerekmez ama biz yapmadık. Tabii IMF gelirse acı reçete daha da katlanıyor. Çünkü IMF sana bir para verdiği zaman, program verdiği zaman tabii ki karşında bir sürü şey isteyecektir. Ne kadar sürer bilmiyorum. Yani bir IMF programıyla da olabilir. IMF'siz olabilir. Çok ciddi bir istikrar şeyle bir programla. Hani en az 2-3 yıldan aşağı olmaz. Çünkü bu şeye gelmek için enflasyonu düşürmek lazım. Şimdi ben neredeyse bütün ülkeleri izliyorum. Yani bize benzer gelişmiş ülkelere. Yani en ihtimalle enflasyonu zaten 1,5-2 yılda düşürebiliyorsun. Yani orta direk seviyesine gelmek için, eski şeylere gelmek için enflasyonu düşürmek lazım. Enflasyonu düşürmek çok zor, çok acı bir reçete. Ve enflasyon düşmesi ve istikrarları gelmesi zaman alıyor. Onun için 2-3 yıldan önce değil.
onu söyleyebilirim. En az diyorum. Peki bedelini kim ödeyecek? Yani geçmişte ne zaman acı reçete gelse bugün işte... 84 milyon. 84 milyon. Hepimiz ödeyeceğiz. Yani bunun bedelinden özellikle orta sınıf, yoksul sınıfı korumanın bir yolu yöntemi yok mu? Çünkü onlar zaten bitik vaziyetteler. Yani bu acı reçete geldiğinde herkese gelecek, öyle mi? Öyle gelecek. Şimdi biliyorsun bazı ülkeler işte farklı uygulamalara gidiyor. İşte düşük gelirlere destek veriyor. Şu var. Ya bu tür destekler tabii mutlaka olmalı. Hibe işsizlik şeyleri destekleri veriyor. İşsizlik destekleri veriyor. Hibe paketleri açıklıyor. Ne bileyim sübvanse ediyor bazı şeyleri. Bazı ülkeler Avrupa'da bunlar yapılıyor, biliyoruz. Yani şöyle, bunlar yapılabilir. Çünkü zaten hani yeni bir sisteme geçildiği zaman işte bütçeler doğru yönetilecek. Ya bence bu garanti projelerin yani revize edilip mutlaka, çünkü o çok ciddi bir gider. KKM'yi hemen sona erdirmek lazım. O da çok ciddi bir gider. Devletin tasarruf yapması lazım. Yani ciddi bir tasarruf yapması lazım. Bunu bütün ülke görmeli. Reel sektörde görmeli ve ondan sonra da genele yayılması lazım. Yani bu tabii uzun bir süreç. Ama gerçekten çok çok zor. Yani çok da üzülüyorum çünkü çok uzun yıllar yurt dışında kaldım, Türkiye'ye geldim ve Türkiye'nin potansiyeli inanılmaz, inanıyorum. Yani gerçekten şu krizde çok büyük bir fırsat geçti elimize. Yani 100 yılın fırsatı geçti. Covid sonrası, özellikle Covid sonrası Çin'de yaşananlardan sonra çok büyük bir fırsat geçti elimize. Çünkü doğru şeyleri yapsaydık çok ciddi bir merkez haline gelecektik. Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi finans merkezi kuruyoruz. Ya binalarla finans merkezi olmaz. Yani finans merkezi güvenli olur. Yani o güven olduktan sonra olur. Ben yabancı adaletli konu... olur. Adaletli olur. Yani başta adaletli olur. Biraz önce konuştuk. Adalet gelmeden, hukuk bağımsız olmadan, yargı bağımsız olmadan bu güven gelmeyecektir. Biz hep ekonomi konuşuyoruz. Biz ekonomistiz ama aslında iş hukuk. Yani çünkü hukuk ekonominin temelidir. O kesinlikle. Temel sağlamsa, hukuk sağlamsa ekonomi de sağlamdır. Ben çok uzun yıllardır hem yurt dışında yaşadım hem de çok yabancı yatırımcılarla görüşüyorum. Gerçekten yani ışık gördüklerinde özellikle yargının bağımsız hale gelmesi, güvenilir hale geldiği zaman ülkenin çok çok ciddi bir sermaye gelebileceğini görüyorum hala. Onu da bekliyorlar, onu söyleyeyim yani. Peki son soru olan Hakan Bey'in sorusunu sana yönlendirmek istiyorum. Hakan Bey diyor ki enflasyon bir yana, eğitim ve yetişmiş insan gücü kaybının giderilme süresi ne olacak? Yani ben hemen kendi adıma yanıt vereyim Hakan Bey. Yani Murat'ın da söylediği gibi adalet olmadan, güven olmadan, burada barış, kardeşlik iklimi yeniden tesis edilmeden bu gençler niye dönsün ki? Şöyle söyleyeyim, Hakan Bey'in sorusuna şöyle cevap vereyim. Ben her konuda ahkam kesmeyeyim. Yani eğitim işi benim işim değil. Ama sonuçta ben 11 yıl üniversitede hocalık yaptım. Çok yani bir sürü yerde de eğitimler veriyorum. Şunu görüyorum, yani uzmanların da söylediği özlem en az 10 yıl. En az 10 yıl. Yani uzmanların da şeylerini ekleyerek söylüyorum. Çünkü bunun şey gibi değil. Yani bugün enflasyona 2 yılda, 1,5 yılda düşürebilirsin. Çok sıkı bir para politikası uygularsın. İşte liyakatlı bir merkez bankası koyarsın. Faizleri ciddi arttırırsın. Ekonomiyi soğutursun. Ek zamanlı sıkı bir maliye politikasına gidersin. Enflasyona teknik adımlarla güveni de getirerek düşürebilirsin. Ama eğitim öyle bir şey değil ki Özlem. Yani bunun tekrar işte uygulama, program, reform, onların devreye girmesi, işte mezunların, ilk mezunların verilmesi falan filan, ya yani en az 10 yıl olması lazım diye düşünüyorum. Murat, çok teşekkür ederim. Kitabını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Borsanın çok konuşulduğu bu günlerde Murat Salman'ın Humanist Yayınlarından çıkan ve 7. baskısını bitiren kitabı Borsada Oynanmaz. Raflarda halen yerini almış durumda. Siz de yani eğer borsaya ilgi duyuyorsanız, ne kadarıyla oynanır ne kadarıyla oynanmaz diye merak ediyorsanız Murat Salman'ın kitabını şiddetle öneriyorum.
Ben okusam da anlamıyorum çünkü ben gerçekten borsayı zaten anlamıyorum. Yani de facto anlamıyorum. Hani baştan anlamıyorum yani ne yapıyoruz abi biz burada. Ben bana kalsa takas ekonomisi, domatesi verdim karşılığında kediyi aldım falan gibi çok sade dünyalara ait bir insanım galiba. Çok teşekkür ediyorum. Realist ve rasyonel yanıtların için arada bir yapalım bunu lütfen. Tamam, çok teşekkürler davetin için. İyi yayınlar tekrar. 200 bin içinde tebrik ederim. Şimdiden de İzmir için de iyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Erçim. Çok sağ ol. Murat Salman'ı gönderiyoruz ama biz gündeme devam ediyoruz. Çünkü gerçekten de çok yoğun bir gündem var. Aslına bakarsanız hızlıca isterseniz siyasete dönelim. Ekonomiden yani altılı masanın içine böyle bir dinamit gibi bırakıldı bu. HDP bakanlık konusu neredeyse. Ve tabii yani zayıf karnı bu aslında. Ortak adaydan daha fazla bu. Çünkü birkaç sebebi var. Masadaki bir partiyle masanın dışındaki bir diğer parti iki konuda bir türlü karar veremiyorlar. Bunlardan biri İyi Parti'nin HDP'ye bakış açısı. İyi Parti ve Sayın Akşener önce birlikte kahvaltı da yaparız Başak Demirtaş'la öyle de olur böyle de olur filan noktasındayken nasıl olduysa bir televizyon yayınına da verdiği cevapla HDP'yi PKK'nın tam yanına konumlandırdı ve bir terör örgütüyle bir siyasi partiyi aynılık parantezine aldı. Ve bu aslına bakarsanız şu anda İyi Parti'nin bir çıkmazını yaratıyor. Özellikle teşkilat ve taban yapısıyla genel merkezdeki kurmaylar arasında da bir bakış ve fikir ayrılığı yaratıyor. HDP'nin de karar veremediği bir nokta var. Bir mesele varsa eğer Türkiye'de kardeşliğe dair, eşitliğe dair, adalete dair, kalkınmanın adil paylaşımına dair bu meselenin çözümünde muhatapları kendileri mi bir siyasi parti olarak ve YSK'nın ve Adalet Bakanlığı'nın meşru sistemin içinde yer alan bir parti olarak kendileri mi yoksa İmralı'daki bir terör örgütünün başı mı? Buna karar veremiyorlar. Yani önce herhalde birilerinin bu kararı vermesi gerekiyor. Değil mi? Meclis çatısı altında biz kime muhatap alacağız? Biz derken hepimiz yani bütün Türkiye toplumu olarak bütün renkleriyle, etnik kökenleriyle ve inanç sistemleriyle. Önce bir buna karar verecek herhalde sonra da İyi Parti'de bir karar verecek yani meşru mu değil mi öyle mi böyle mi? Bu çok tatsız bir tartışma. Gerçekten çok tatsız bir tartışma ve aslında günün sonunda çok yetişkin bir soruya getiriyor bizi. Bugün Mehmet Yılmaz T24'teki köşesinde bir yazı yazmış. Yani tabii sorunun birkaç boyutu var aslına bakarsanız. Sadece bu değil Süleyman. Yani birçok boyutu var. O birçok boyutun içinde ama bir netlememiz gereken bir şey var galiba. O da bugünkü Mehmet Yılmaz'ın yazısındaki şu soru. Vasatistan'da sıradan bir günde liderlik meselesi diye yazıyor. Mehmet Yılmaz, Kürtlerin serbest seçimde oylarıyla meclise gönderdikleri meşru temsilcileri ile oturulup konuşulamayacak. Siyasete bir alan açılamayacak ise biz bu sorunu nasıl çözeceğiz diye soruyor Mehmet Yılmaz. İyi Parti ya da genel olarak Millet İttifakı bu konuda ne öneriyor diye soruyor. Çok güzel. Katılıyorum. Yani rasyonel çözümler, rasyonel sorularla sert de olsa soğuk da olsa aynı anda herkesin işine gelmese de böyle sorularla çözülebilir. Aynı sorunun HDP ayağında soralım değil mi? Yani muhatap kim? Muhatap kim? Seçmen, bu ülkede yaşayan milyonlarca genç, yaşlı, kadın, erkek, vatandaş kime muhatap alacak? Kimle konuşulacak bu konu? Kim? Bugün Selahattin Demirtaş bir tweet yazmış. Önceki gün Kobane duruşmaları sırasında kendisinin adres olarak Öcalan'ı, PKK'nın başı olan Öcalan'ı gösterdiği bir ifadesi vardı. Buradan böyle bir karmaşa çıkmıştı. İşte hemen o tweetler silinmiş. O açıklamayla ilgili Öcalan Demirtaş'ın avukatı olan Zina Karaveli açıklamalar yapmıştı. Bugün Selahattin Demirtaş'ın kendisi tweetler yazmış. O tweetleri ekrana getirelim isterseniz. Çünkü yani gene aynı şekilde Selahattin Demirtaş bugün yaptığı paylaşımda ve yazılı açıklamada da kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada da gene Öcalan'ı adres göstermiş. Yani bu sorun çözülecekse diyor Öcalan'la çözülür diyor. Yani zor.
Herkese merhabalar. Kürt sorununun farklı başlıkları ve boyutları bulunuyor. Çözüm anayasal ve yasal zeminde gerçekleşmek durumundadır ve doğal olarak bunun yeri meclistir. Burada HDP başta olmak üzere siyasi partiler çözümün muhataplarıdırlar. Bununla birlikte sorunun tüm boyutlarıyla kalıcı şekilde çözülebilmesinin yegane yolu tüm tarafları yasal zeminde çözüme dahil etmektir. Bu anlamda Öcalan'ın çözümdeki önemli rolünü yatsıyan, yok sayan politikaların başarı şansı yoktur. Evet, Hasip diyor ki tartışarak gelişelim diyor. Nilüfer de diyor ki yuh diyorum artık diyor. Vallahi yeter diyor. Bir başka izleyicimizin de Demirtaş'ın AKP'ye oynadığı yönünde yorumları var. Tolga da aynı fikirde. Sonuçta seçil diyor. Onun da ne dediği belli değil. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Emre de bambaşka bir bakış açısını ekrana getiriyor ve diyor ki Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Hakan da başka bir yorum yapıyor. Öcalan'ı tavsiye ediyorsa Türkiye Partisi olmak istemiyor HDP diyor. Linda ise güzel bir hamle diyor. Linda galiba bu konuyu biraz şöyle okuyor. Demirtaş'ın Öcalan kozunu iktidar ittifakının elinden alma girişimi. Çünkü biliyorsunuz bugüne kadar Öcalan'ı en çok kullanan, seçim döneminde TRT ekranına bile çıkartan, mektup yayınlayan, HDP seçmenine mesaj gönderten kesim iktidar ittifakı olmuştu. Aynen işte bunları hatırlıyorsunuz. Şimdi dönelim peki altılı masa bu işin içinden nasıl çıkacak? Vallahi galiba altılı masa bu işin içinden Mansur Yavaş'a aday göstermeyi düşünerek çıkmayı hedefliyor. En azından Akşener'in formülü bu. Her ne kadar Akşener aynı anda hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş dese de aynı gün içerisinde hem Mansur Yavaş'la ilgili bir mesaj verip hem de İmamoğlu'nu ziyaret etmiş olsa da sanıyorum İbre en azından İyi Parti tabanı açısından Mansur Yavaş'a dönmüş durumda. Ankara kulislerinde Mansur Yavaş'la Meral Akşener'in el sıkıştığı konuşuluyor. Bunu yazan Ajans Muhbir isimli bir internet sitesi ve Twitter hesabı. İddialara göre Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Meral Akşener 1 milyon imza ile Mansur Yavaş'ı aday gösterecek. Yok artık diyorum ve daha neler diyorum bu habere. Yani sıfır ihtimal veriyorum böyle bir şeye ve son derece de yakışıksız olacağını şimdiden yani kendi adıma söyleyeyim. Böyle şey mi olur? O zaman o altılı masa niye kuruldu kardeşim yani? Bir kere Mansur Bey böyle bir şeye izin vermez diye tahmin ediyorum. Bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ileri çıkışı yapıp altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım demişti. Başından beri Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altın hissi Akşener'in elinde diyorum. Kılıçdaroğlu'nun ortak Cumhurbaşkanı adaylığının vizesi de Akşener'den geçiyor diyor Abdülkadir Selvi. Bugün aynı zamanda Akşener İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ankara'daki, İstanbul'daki makamında ilk defa belediyedeki makamında İmamoğlu'nu ziyaret ediyor. Çok büyük bir resmi törenle karşılandı, bir sevgiseliyle karşılandı İBB ekipleri tarafından. Ve sizin dedi İmamoğlu'na yaşadığınız engellemelerin gayet farkındayım, desteklemek için buradayım dedi. Gayet gördüğünüz gibi böyle bir ziyaretti bu. Ama gene bugün, gene az önceki internet sitesinin paylaştığı bir videoda şimdi izleyeceğimiz üzere Akşener İstanbul'daki esnaf ziyaretlerinde bakın nasıl bir diyalogla gündeme geldi ve bu videoda gene internet ortamında dolaşıma sokuldu. İzleyelim bakalım bir kadın seçmen Akşener'e İstanbul'daki esnaf ziyaretinde ne demiş. Başkanım bir ricam var. Buyurun. Size yalvarıyorum. Buyurun. Altılı masadan. Gerekirse ayaklarını da kapanayım. Altılı masadan kazanacak Cumhurbaşkanını çıkarın. Başbakanımız sizsiniz. Biz halk olarak, Cumhurbaşkanı olarak Mansur Bey'i istiyoruz. Başkanım size yalvarıyorum. Kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin. Sakın bizi bir daha bir kuyunun içine atmayın. Umudumuz sizsiniz, size yalvarıyorum. Yalvarıyorum başkanım, ben size başkanım, çok güveniyorum. Ben de eşiyim. 9 senedir. 5 senedir çalışmıyorum. Yaşım 50, 9 senedir EYT mağduruyum. 4000 lirayla geçiniyoruz. 5 senedir çalışmıyorum başkanım. Sizi yalamada yaşa takıldım, 9 sene yaşa takıldım. Yaşım 50, hiç kimse iş vermiyor bana. Şuradan olurum.
Sakın hocam. Bak sakın başkanım. Kabul etmeyin. Bak, kazanmayacak herkes. İnsanı kabul etmeyin. Tamam. İplak tamam. Sizin elinizde. Tamam. Ne olursunuz tamam. Yalvarıyorum. Tamam. Tamam. Mansur başkanız bastırın. Biz onu istiyoruz halk tamam. Olarak. Tamam. Tamam. Allah ömrünüze bereket versin. Hatice. Evet. Başkanım ben... Haklı diyen var. Evet Mansur Yavaş'ı istiyoruz diye yazan var. Şu anda açık ara bütün anketlerde Mansur Yavaş kazanıyor gözüküyor diyen var. Bu doğru. Bu arada bunu söyleyelim. Bütün anketlerde açık ara Mansur Yavaş kazanıyor. O bir gerçek. Yani o bir gerçek ama sonraki günlerde ne olacak? Onu tabii düşünmek lazım. Mesela Lady Falanca diyor ki 20 yıldır seçim kazanamadı Kılıçdaroğlu. Bu memleket meselesi kim açık ara öndeyse o kazansın diyor. Feride Hanım da duygulandı videoyu izleyince. Ama videoya senaryo diyen de var. Gördüğünüz üzere. Nina gibi gözlerim doldu diye düşünen de var. Show must go on diye düşünen de var. Kısacası iki tane zayıf karnı var şu anda altılı masanın. Birincisi ortak adaylık meselesinde özellikle İyi Parti'nin elindeki kartı kendi istediği bir isim yönünde kullanma iradesi ve ısrarı ve bu ismin değişiyor olması. Önce biliyorsunuz Rabbi Yesir var demişti Sayın İmamoğlu'nun yüzünde Sayın Akşener. Şimdilerde ise kazanacak tek adayın Mansur Yavaş olduğu fikrinde. Anket sonuçları önemli değil mi? Önemli. O zaman anket sonuçlarına bakalım istersen. Yön eylem araştırmanın Ağustos ayı panelinin sonuçları daha yeni açıkladılar. Dün gece açıkladılar bu sonuçları. Üçüncü ve dördüncü sayfaları rica ediyorum Efe. Evet ben gideyim. Milletvekili ben kendime özellik aldım. CHP kararsızlar ve oy kullanmayacağım diyenler de gene bu grafiğin altında 9,7 ve 9,3 olarak HDP 7,8, MHP 5,2, İyi Parti 10,9. Bu grafikte benim çok ilginç bulduğum Zafer Partisi'nin 2,8 oy oranına ulaşmış olması, masada oturan Gelecek Partisi'nin 0,5'i bile görememesi, DEVA'nın 1,5'u görememesi, yeniden Refah'ın ve Zafer Partisi'nin ise enteresan rakamlara ulaşmış olması. Peki çevirelim bu pazar milletvekili seçimi olsa bu sefer kararsızlar dağıtıldığında nasıl bir ekranla karşı karşıyayız? Bu sefer de onu görelim. AK Parti 29,5, CHP 29,7 yani ya başa baş ya da CHP'nin birinci parti çıktığı rakamlar var artık anketlerde. HDP 9,4, MHP 6,4 ile kararsızlar dağıtıldığı durumda bile baraj altı gözüküyor. İyi Parti 13,5. Demek ki bir, İyi Parti'nin %20-21 gibi bir oy oranı yok en azından bu ankette gözükmüyor. İki, Zafer Partisi oy alamaz diye düşünüyordum ben kendi adıma. 3,4'ü görmüş bu ankette. Yeniden İşçi Partisi niye yok bu anketlerde diyordum. İşte var, 1,6 oranında bir Yeniden İşçi Partisi görüyoruz. Pardon, Türkiye İşçi Partisi görüyoruz. TİP bu önemli. Ve HDP'nin de 9,4 oranında oylarını koruduğunu görüyoruz. Enteresan. Bir grafik daha var, onu da ekrana getirelim. O da Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi isimle gidilirse ne olur? Bu değil, bu değil, bu değil. 11 bu muydu? Bu değil, hayır. İsimlerin olduğu bir grafik vardı. O zaman ben yanlış sayfa söylemişim, kusura bakma Efe. Onu bulalım. Orada da İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeyi ölçülüyor. Performansı ölçülüyor. Yani şimdi Efe ekrana getirir ama ben baştan söyleyeyim. Açık ara Mansur Yavaş burada önde. Neden Mansur Yavaş'ın adaylığı sıkıntılı? İşte bu, evet. Görüyorsunuz Kılıçdaroğlu %48,7, Ekrem İmamoğlu 52,1, Mansur Yavaş 59,3 ile Erdoğan'ı yeniyor. Hem de ilk turda çok büyük rahatlıkla ipi göğüslüyor. Şimdi bakın fikirlerinizi ekrana getiriyorum. Çünkü önemli. Halk Mansur Yavaş'ı istiyor, Kılıçdaroğlu'nu istemiyor diyor Ebru. Oksan da diyor ki Mansur Bey'i beğeniyorum, Kılıçdaroğlu'nun da ülkeyi iyi yöneteceğine inanıyorum ve adaletli olacağına inanıyorum diyor.
Tolga İyi Parti'den olduğu için Mansur Yavaş, CHP'liler korkuyor, o yüzden aday yapamazlar diye düşünüyor. Hakan diyor ki Kemal Bey aday olup kazanamazsa ne yapacak? Ben bu riske gireceğini sanmıyorum. Umarım benim düşündüğüm gibi diyor. Meriç diyor ki CHP'nin içine doldurdukları HDP'lileri istemeyecektir Mansur Yavaş. O da, onlar da onu istemiyorlar diyor. Emre de diyor ki Türkiye halkının en az %60'ı mezhep nedeniyle Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Acı ama gerçek bu diyor. Ben ise şunu söyleyeyim, hep bunu söyledim. Herhangi bir belediye başkanını CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi ihtimali neden zor? Bir, parti içi dengeler açısından zor. Teşkilatta İmamoğlu'nun bir karşılığı var ama Sayın Yavaş'ın yok. Çünkü bambaşka ideolojik mahallelerden geliyorlar. Ha bu CHP'lerin Mansur Yavaş'ı sevmediği anlamına mı geliyor? Hayır, seçmen tarafında çok büyük bir sevgi ve itibar var Mansur Yavaş'ın. Ama birincisi, parti içi dengeler şu anda Kılıçdaroğlu için Türkiye kadar önemli. Neden derseniz, çünkü parti içi dengeler alt üst olmuş bir CHP'nin Türkiye'ye de hiçbir faydası olmayacaktır da o yüzden. İki, şu ana kadar altılı masada birçok genel başkanın oturduğu altılı masada bir sürü mutabakat imzalandı ve denildi ki genel başkan, yani bir eşkal verildi, bir şey çizildi. Bir tanım yapıldı ve bu altılı masadaki genel başkanlar masanın dışında birini aday göstermeyecekleri konusunda imza attılar. Dolayısıyla bir belediye başkanının aday gösterilmesi başka sorunlar da yaratacaktır. Onun için buradan bir çıkış var mı? Hep söylüyorum, var. İki çıkış var daha doğrusu. Bir, masanın çok ötesinde bağımsız, siyaset ötesi, siyaset üstü bir ismi aday göstermek. Bu düşünüldü bu arada. Zülfü Livaneli'nin ismi geçti, işte başka insanların ismi geçti, bilim insanlarından filan. Olmadı ama, kabul görmedi ve bulunamadı öyle bir isim, tam bağımsız. İkinci seçenek ise şu günlerde kulislere yansıyan bir başka fısıltı. Herkes kendi adayıyla ilk tura gitsin. Bunu aslına bakarsanız Akşener bir süredir söylüyor zaten. HDP kendi adayını çıkartsın. Böylece ikinci turda HDP seçmeni bir ortak aday üzerinde zaten güç birliği yapacaktır, ortaklaşacaktır. En azından ilk turda İyi Parti teşkilatları HDP'ye oy veriyormuş gibi gözükmesin. Yani böyle bir formül. Çoklu aday formülü. Çoklu aday. Herkes kendi adayıyla çıksın. Seçimler ikinci tura kalacaktır. Kim lider olarak, genel başkan olarak ikinci tura geçmeyi başarıyorsa o kişi Erdoğan'la karşı karşıya kalacaktır. Şimdi bu gerçekten bambaşka bir senaryo ve bunun şu anda zannediyorum anketleri sahada yapılıyordur diye düşünüyorum. Ama kolay bir senaryo olmadığını da hatırlatayım. Zafer Partisi nereden oy alıyor? 2,8 kararsızlar dağıtılmadan, 3,4 kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranlarını ekranda gördük. Metropol Araştırma bunun kırılımını yapmış. En çok CHP seçmeninden oy alıyor. İyi Parti'den ve AK Parti seçmeninden oy alıyor Ümit Özdağ. Bir de geçen sene oy kullanmadım diyen bir seçmen grubundan oy alıyor. İlginç, bakın. Zafer Partisi evet oyları bölüyor ama İYİ Parti'nin ve MHP'nin oylarını değil, CHP'nin oylarını bölüyor. Bu Zafer Partisi CHP seçmenine hitap eden bir söylem içerisinde olduğundan değil, CHP sığınmacılar sorunuyla ilgili tüm seçmen gruplarını ikna edecek güçte, yoğunlukta bir politikayı kamuoyunun önüne getiremediği için oluyor. Yani bu Zafer Partisi'nin CHP'den oy alması, Zafer Partisi'nin başarısından öte CHP'nin boş bıraktığı bir alana işaret ediyor aslına bakarsanız. Hala bilmiyoruz değil mi CHP bu konuda ne düşünüyor? Bakın İyi Parti'de bir göç doktrini kongresi yaptı ve orada projelerini açıkladı. Kemal Bey'in davulla zurnayla gidecekler meselesinin ötesinde henüz bir cümlesi yok bununla ilgili. Durum böyle. Sevda'nın sorusu önemli. Hiç kimse diye cevap vereyim ben size ama mevzu oraya doğru da gidiyor anlaşılan. Anlarız bunları ama eğer az önce Murat Salman'ın söylediği gibi Kasım'da bir seçim olursa buradan kim galip çıkar, kim daha hazırlıklı, kim daha hazırlıksız
Bunu da sizin kendi kanaatinize bırakıyorum yani. Ben yarın itibarıyla İzmir'de olacağım. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Tabii Türkiye'nin sorunlarını ve meselelerini biz burada bakın farklı farklı fikir altyapılarından insanlar olarak tartışıyoruz. Türkiye uzunca bir zamandır zihni de, gönlü de, dünyaya bakışı da kompartmanlara bölünmüş, kutuplaşmış bir toplum. Aramızda duvarlar örüldü, kara kara perdeler çekildi üzerine, birbirimizden hiç haberdar olmayalım diye bir medya yapılanması icat edildi dünyada eşi benzeri olmayan ve kimsenin kimseden haberdar olmadığı, kimsenin haberlerin gerçeğinden, hakikatten haberdar olmadığı bir düzen kuruldu. Neyse ki gençler bizden farklı düşünüyorlar. Neyse ki gençler bizim ideolojik bakışlarımızın dehlizlerinde kaybolmuyorlar. Neyse ki Türkiye'nin genç kuşağı otobüste, okul kantininde, işte efendim bir denizde, sahilde, bir kafeteryada yan yana oturup kendi meselelerini bambaşka bir bakışa konuşabiliyorlar. Yani aslında gençler şunu söylüyorlar. Bir ihtimal daha var. O da ölmek değil ama arkadaşlar. O da konuşabilmek. Bir ihtimal daha var. O da konuşabilmek. Birbirimizi dinleyebilmek. Bir stüdyo ortamında, bir masada birbirimize iyileştirici bir temasta bulunabilmek. Tam da bu nedenle yeni bir programa başlıyorum. Programın adı cümlenin içinde gizli ama tam kararımızı vermedik. Öyle mi olsun yoksa ne olsun? Bu programın formatında 10-12 sabit genç arkadaşımızla Türkiye'nin meselelerini bir canlı yayında açıklıkla konuşacağız. Bu format içerisinde yer almak isteyen genç arkadaşlarımız, şu anda beni izleyenler varsa lütfen bana Twitter DM'den, Twitter adresinden, Instagram DM'den ya da e-posta adresinden bir iletişimde başvuruda bulunsunlar. İstediğimiz şey kendinizi anlatan bir dakikayı geçmeyecek bir videoyu bize ulaştırmanız. Kasım ayında ilk bölümle karşınızda olacak bu program. Çok heyecanla beklediğim bir şey. Daha önce yazılı başvurularınız gelmişti bu programın ilk anonsunu, taslağını konuştuğumuzda. Onlar da bende duruyor, onlar da kayıtlı, onları da inceliyoruz. Ama lütfen bu programda sabit bir katılımcı olmak istiyorsanız, Türkiye'nin meselelerini başka bir ihtimalle konuşmak istiyorsanız, bir dakika kendinizi anlatan videolarınızı bana, Efe'ye ve ekibimize ulaştırın. Şimdiden teşekkür ediyorum ve ben İzmir'e gidiyorum. Güzel bir ihtimal beni bekliyor. Biliyorsunuz İzmir'de Tarkan'ın sahnesi çökmüştü dün. Bugün belediyenin üst düzey yönetimiyle konuştum. Kendileri de çok üzülmüşlerdi. Bir sabotaj var mı dedim. Hayır yok dediler. En azından bu güzel haber. Tarkan şu anda Gündoğdu'da gördüğünüz üzere İzmir'de bir fotoğraf paylaştı. Nazar da çıktığına göre diyor. Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde hep birlikte Tarkan'ın şarkılarını ve marşlarımızı söylemek üzere binlerce kişi yarın o meydanı dolduracağız. Ben de orada olacağım ve tabii ki de Takada'nın da dediği gibi size shortslar da atacağım, canlı yayınlar da yapacağım. Bugün Başkan Tunç Soyer bunu paylaşmış, şahane de bir video koymuş altına. O videoyu da birlikte izleyelim isterseniz. 7 saniyesine en azından. Gönder gelsin Efe'cim. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak. Evet neyse gerisini siz biliyorsunuz. Adın yazılacak Mücevher Taş'a yazıldı bile. Yarın bu meydanda birlikte söyleyeceğiz Türkiye'nin şarkılarını. Yarın İzmir'den karşınızda olacağım. O zamana dek bütün güveniniz, desteğiniz, katkınız, sevginiz ve 200 bininiz için çok teşekkür ediyorum. Nice binlerde görüşünceye dek hoşça kalın.